Merhaba arkadaşlar, Tuna Asma kanalıma hoş geldiniz. Doğru bilgi ancak uzmanından öğrenilir. Mottosuyla bugün sizlere tam yoğuşmalı kombiler hakkında ve kombi alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tam yoğuşmalı kombiye kadar bu teknoloji nasıl geldi kısaca bir anlatalım. İlk önce bu işin piri John Balian isimli Alman bir mühendistir. 1800 yıllarda sıcak suyu yaşam alanlarını ısıtmak için çalışmalara başlamıştır. Bu sıcak suyu borularla, açık kazanlarla, termosifonlarla borulara yaşam alanlarına taşımaya çalışmıştır. Daha sonra 1900'lü yıllarda dinamoların ve sirkülasyon pompalarının ortaya çıkmasıyla sanayi devriminde sıcak suları pompalarla yaşam alanına taşımıştır ve ısıtmaya, yaşam alanlarını daha iyi ısıtmaya başlamışlardır. Daha sonra doğal gazını da kullanmaya başlamasıyla bu iş konvansiyonel kombiler üretmeye başlamışlardır. Konvansiyonel kombilerde üretim yapılırken sadece ısıtma amaçlı düşünülmüştür. Sadece ısıtma amaçlı kombiler üretilmiştir. Daha sonra hermetik kombilere geçilmiştir. Hermetik kombilerde hem ısıtma amaçlı düşünülmüş hem de sıcak su kullanımı, mutfak banyoda kullanım amaçlı. Aynı eşanjör içerisinde, tek eşanjör, tek ısıtma içerisinde hem peteklere giden suyu hem de kullanım suyunu ısıtma amaçlı üretilmiştir. Bundan sonra da hepimizin bildiği gibi yarı yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı kombilere geçilmiştir. Hermetik kombilerde ayrıca bir ilerisinde çift eşanjöre geçilmiştir. Yani ısıtmayı ayrı bir eşanjörde, ana eşanjörde, kullanım suyunu da plakalı eşanjörde verecek şekilde üretmeye başlamışlardır. Hermetik kombilerin bir kısmı da bu şekilde çalışır. Daha sonra biraz önce demiş olduğumuz gibi yarı yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı kombilere geçmişlerdir. Bunlar arasında pek fark hangisi nasıl olur dersek, ısıtma yönünden değil de sadece baca yönünden biraz daha fark vardır. Yakıt yönden biraz daha fark olabilir. Yani yarı yoğuşmalı, tam yoğuşmalıdan analog diyebiliriz. Tam yoğuşmalıyı biraz daha otomatik şekilde çalışıyor diyebiliriz. Yarı yoğuşmalı onun altyapısı gibi düşünebiliriz ama daha gelişmiş şey tam yoğuşmalıdır. Yani biz kombi tercih ederken günümüz şartlarından mutlaka tam yoğuşmalı kombileri tercih etmemiz lazım. Bazen işte evimizde 2 tane 3 tane plak var, gerek yok diyorlar. Bu tam yoğuşmalı kombilerin daha az kalorisi olanları, 17.000 kalori, 15.000 kalori olanları var. Daha küçüklerini takabiliriz ama yine her halükarda tam yoğuşmalı kombileri tercih ederim. Zaten günümüzde yoğuşması kombiler üretimi durdurulmuştur. Sadece piyasadaki satanlarda ellerinde olanlar bulunmaktadır. Öteki türlü yoğuşmasız kombilerin üretimi yoktur artık. Yarı yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı kombilerin üretimi vardır. Evet, şimdi gelelim bu görmüş olduğumuz tam yoğuşmalı bir kombi. Bunun içine nasıl çalıştığını anlatmaya çalışalım. Burada tam yoğuşmalı kombilerde bir adet ana eşanjör vardır. Kapalıdır ana eşanjör. Her tarafı kapalıdır. Yanma burada olur. Peteklere giden su burada ısınır. Peteklere giden su burada ısınır. Ve evimizi bu şekilde yakalarız. Bunun etrafında tabi su boruları vardır. Onun için bu ana eşanjör iki çeşittir. Bir çelik kazandır. Bir de alüminyum kazandır. Bu gördüğünüz çelik kazanlı bir ana eşanjördür. Alüminyumla buna dikkat edelim alırken yine soralım. Alüminyumla çelik arasındaki fark. Alüminyum biraz daha ömrü kısadır. Yani ömrü kısadır. Alüminyum kazanlar çok kötü değil. Kötü amaçlı söylemiyoruz. Yani mesela kullanım göre tabii değişebilir. Alüminyum kazan 6-7 sene gidiyor dersek çelik kazan 10 sene gider. Yani çelik kazanlı eşanjörler, ana eşanjörler daha kaliteli, daha uzun ömürlü olarak görüyoruz yani. Bu gördüğümüz çelik kazanlı bir tam yoğuşmalı kombidir. İkinci kısım bu peteklere giden suyu burada ısıtıyoruz. Kullanım suyuna giden suyu da şurada göstereceğimiz gibi plakalı eşanjör. Şu arkadaki görmüş olduğunuz düz parça, şu görmüş olduğunuz plakalı eşanjör sıcak suyumuzu, evimize giden, banyomuza sıcak suyumuzu üretmektedir. İşte çift eşanjörlü bu demek oluyor. Hem ana eşanjör bir, diğeri de eve giden plakalı eşanjör. Plakalı eşanjör dikkat edeceğimiz pek bir şey yok çünkü her firma kendisine göre üretmektedir. Onun sıcak su üretimi plakanın kalınlığına göre veya uzunluğuna göre değişmektedir. Ne kadar üzerinde plaka fazlaysa daha fazla, daha iyi sıcak su üretmektedir. Çoğunluk yeterlidir. Tam yoğuşmalı kombilerdeki plakada eşanjör gücüne göre ısıtma suyunda yeterlidir. Ayrıca tam yoğuşmalı kombi satın alırken satıcılar işte şu marka kombiyi anlatırken benim kombim işte çift eşanjörlü diye satabilirler. Kombinin çift eşanjörlü olması ekstradan bir özellik değil. Yani mesela bir arabanın direksiyonunun olması veya tekerleğinin, lastiğinin olması gibi bir şey yani. Yani kombinin çift eşanjörlü olması ekstradan kombiye bir şey kazandırmaz. Zaten şu anda üretilen bütün kombiler çift eşanjörlü kombiler. Isınma suyu, peteklere giden suyu ısınan yer ayrı. Bizim kullanmış olduğumuz mutfak banyo suyu ayrı yer ısınmaktadır. Ayrıca buna dikkat edelim. Yoğuşmalı kombilerin yoğuşmasının nasıl çalıştığını, asıl püf noktası, asıl önemli yeri orası. Yoğuşmalı kombiler nasıl çalışıyor? Malum bu peteklerde ısınan sular var. Biz 50 derece ayarladık kombimizi.
eşancörümüzde, ana eşancöründe ısınan su, 50 derece ısınan su ve şu görmüş olduğunuz sirkülasyon pompası vasıtasıyla, bu sirkülasyon pompası vasıtasıyla peteklerimize basılmaktadır. Ana eşancör ısınan su. 50 dereceye gönder peteklere. Tabi borularda, peteklerde ve sistemde su soğumaktadır. Nereye soğumaktadır? İşte 45 dereceye, 40 dereceye kadar düşebilmektedir. Geriye gelen dönüş suyuna tekrar bacanın etrafında, çevirerek ondan sonra ana eşancörü göndererek bizim orada 3 derece, 4 derece, yerine göre 5-6 derece ısı sağlamamıza sebep olmaktadır. Tam bir boşmalının çalışma şekli bu. Yani ana eşancörde bir alev yanıyor. Yanan alev bacadan dışarı giderken 110 derece ile 150 derece arasında bir ısı gönderiyor dışarıya. İşte bir dışarıya giden ısının bacanın etrafında dönüş suyunu tekrar çevirip ondan sonra ana eşancöre getirerek bizim yakıt tasarruf sağlamamızı, enerji tasarruf sağlamamızı sağlıyor. 50 derece su gitti, geriye 45 derece geldi. Bacanın etrafında geriye atıyorum 40 derece geldi veya 45 derece geldi. Bacanın etrafında 2-3 derece daha veya 4 derece daha ısındı. Ana eşancöre girdi. Ne olmuş oluyor? Kombimiz 3-4 derece daha az yakıt tasarrufu, daha az çalışmış oluyor. Daha fazla yakıt tasarrufu sağlamış oluyor. Daha az enerji harcamış oluyor. Yani 40 dereceden 45 dereceden 50 dereceye geçmek mi kombi için daha iyi? 47-48 dereceden 50 dereceye geçmek mi kombi için? Tabii ki düşük dereceden hemen kendi istemiş olduğun dereceye ulaştırmak kombi için daha iyi olmuş oluyor. Dolayısıyla biz burada tam yoğuşmalı kombilerden tekrar dışarıya giden bacanın etrafında suyu dolaştırıp dönüş suyunu, soğuyan suyu dolaştırıp tekrar kombimize, eşancöre koyarak kombimizin tasarruf yapmamızını, bizim de daha az çalışmasını, bizim de tasarruf yapmamızı sağlıyor. Yani tam yoğuşmalı kombilerin çalışma sistemi basit olarak, pratik olarak bu. Ayrıca sirkülasyon pompaları dedik. Bu sirkülasyon pompalarda iki çeşit ERP'li olanlar var. Bunların bir de normal olanları var. Burada gördüğünüz ERP'li değil, normal olanlar. Kombi alırken ERP'li olanları tercih edebiliriz. Çünkü ERP'li olanlar devir ayarlı. Yani 3 tane petek çalışıyorsa daha yavaş, 5-6 tane petek devreye girdikten sonra daha hızlı çalışıyor. Yani önündeki ihtiyacı göre, basıncın durumuna göre pompa kendi hızını ayarlıyor. Hem bu şekilde elektrik yakıt tasarruf sağlıyor, hem de pompanın sıkışmasını engelliyor. Nasıl engelliyor? Normal pompalarda aynı hızda çalışıyor devamlı. Aynı hızda çalıştığı için peteklerin birçoğu kapandığı zaman pompa sıkışmış olabiliyor, zarar görüyor, zorlanmış olabiliyor. Petek hani birçok peteklerin 7-8 peteğin 4-5 tanesi yerine göre kapanabiliyor veya termostatik vanalarsa bile kapanabiliyor. Bu şekilde pompanın ömrü biraz daha az olmuş oluyor. Daha fazla enerji tüketiyor. Onun için yine tam yoğuşmalı kombileri tercih ederken ERP'li pompaları tercih etmemiz gerekiyor. İşte tam yoğuşmalı kombilerin anlattıklarımızın haricinde kombi alırken, tam yoğuşmalı kombiler alırken bu kombinin ben size şu marka aldım, şu marka iyidir veya şu marka kötüdür diyemem. Ama servis ağının yaygın olmasına, yedek parçasının bulunabilmesine ve bu anlattıklarımı da üstüne katarak ayrıyeten müşteri memnuniyetini, yani kullananlar ben memnunum, ben memnun değilim gibi müşteri memnuniyetini göz önünde olarak siz de tam yoğuşmalı kombiyi kendinize tercih edebilirsiniz. Kombileri bu şekilde anlatmış olduk. Eğer sizlere bir şey katabildiysek kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki yanımızda görüşmek üzere.